Evet, TR Jenkim. Hem Kore bayrağı var, hem Türk bayrağı var. Çifte vatandaş bir kardeşimize gönderdik. Bakalım, bekliyoruz şu anda. Katılacak mı diye bağlanıyor. Sanırım katılacak ve katıldı. Evet, merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Benimle görüyorsunuz. Evet, seni bekliyor. Tüm Türkiye seni bekliyor. 81 milyon seni bekliyor şu anda. Geliyor mu sesim? Sesiniz gelmiyor. Evet, sanırım ses gelmiyor. Beni de alır mısınız lütfen artık? Evet, bence de artık alalım. Artık alalım. Hadi bakalım. Merhaba. Evet. Merhabalar. Beni de alır mısınız artık? Evet. Demiştiniz ve aldık. İyi akşamlar demeyeceğim, iyi geceler diyeceğim çünkü saat 12.30'a geliyor. Yani geldi geçti de. Ben sadece birkaç şey söylemek istiyorum. Hangi ülkeden Benim arıyorsunuz? Azra, 14 yaşındayım ve Çanakkale'den katılıyorum. Azra, 14 yaşındasın. Çanakkale'den katılıyorsun. Evet. Azra, Evet. sanki sesin daha büyük gibi geliyor. Biliyor da bir anne falan zannettim. Bir Armin'in annesi falan zannettim. Evet Sesim gür, Azra. kusura bakmayın. Sen son konuşmacısın Azra. Senin konuşacaklarınla kapatacağız yayını. Çok önemli şeyler söylemen lazım. Size önemli gelir mi bilmiyorum ama en başta söylemek istiyorum. Herkese dediniz. Ben de siz sormadan söyleyeyim. Sizden nefret etmiyorum. Ben böyle genelde bana karşı çıkan, benim sinirlerimi bozan insanlardan nefret ediyorum. Şu anda şöyle bir şey var. Bazı armiler var ve armilerin sizi yanlış anladığını düşünüyorum. Çünkü sizin konuşmanız, yani birkaç konuştuğunuz şeyden sonra bazılarını anlamaya çalıştım. Şimdi beni bazıları linçleyebilir, onu da düşünüyorum. Bu arada sana linç atarlar, dikkat et. Yani konuşurken çok fena linçliyorlar. Ben sana uyarayım. Önemli değil. Ben şunu söylemek istiyorum. Sizin tarafınızda olan insanlar, Army değil, homofobik, böyle daha da bize karşı gelen insanlar, tehdit etme ihtimali var ve bundan korkuyorum. Bizler onun için karşı çıkıyoruz ve bazı, yani sizi yanlış anlama sebepleri Army'leri, sizin yanlış anlatmanız. Ben bunun sonucuna vardım çünkü ilk başta ben de yanlış anladım. Yani bir hikayelerinizde paylaştığınız, normal şeylerde paylaştığınız postlar, onlar yanlış şey gösteriyor ve ben de yanlış anladım. Sence peki Azra, sence nasıl bir dil kullanmam lazım? Neler söylemem lazım? Bana yardımcı olur musun? Nasıl bir dil? Birazcık daha açık konuşmak. Yani bana bu dil birazcık daha şifreli gibi geldi. Ve ben K-pop'un yasaklanmasına karşıyım. Çok çok karşıyım. Çünkü benim hayatım sadece beni ilgilendirir. Başkalarını ilgilendirmez. Eğer yarın öbür gün başıma bir şey gelecekse ondan bir ders çıkarırım ve bir daha yapmam. Hayat benim hayatım olduğu için karışmamanızı öneriyorum. Tamam, ben de size karışamam. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Özgürsünüz. Ama bize çok baskı uyguladığınızı düşünüyorum. K-pop'u yasaklamanızı istemiyorum. Peki bana katıldığın yerler neresi? Anlayamadım. Bana katıldığın yerler neresi? Yani hangi konularda katılıyorsun bana? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bütün konuları ilk başta yanlış anladım. Ondan sonra sizin nasıl diyeyim? Nasıl anlatayım? Birazcık daha böyle bizi korumaya çalışması, tamam, çok doğal bir şey.
K-pop'tan uzaklaştırmanız çok kötü bir şey. Bizim hayatımız, ama sizin bize çaba sarf etmenizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir şey. Ama çok haksız yönünüz var. Birincisi, zaten bizim hayatımıza karışmanız çok kötü bir şey. Onu söyleyeyim. Hem iyi hem kötü. Birazcık daha bizim tarafımızdan baksanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ediyorum. Ya benden nefret etmiyorsun. Katıldığın yerler var. Linç edilmekten korkuyorsun. Biraz diyorsun üslubuna dikkat edersen aslında Armiler seni sevecek diyorsun. Doğru mu anladım? Yani. K-pop yasaklanmazsa diyorsun. Seninle bir problemimiz yok. Sen bizi düşünüyorsun. Fakat bunu düşünürken farklı ifade ediyorsun. Biraz daha cümlelerini yumuşatırsan, empati yaparsan seni daha çok seveceğiz diyorsun. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey var. Siz K-pop'u desteklemiyorsunuz. Ben bunu fark ettim. Normal her insan yani bir şeyi desteklemek zorunda değil. Ben K-pop'u seviyorum. Türklerin yaptığı. Türk pop'u sevmiyorum. Normal bir şey bu. Mesela siz Türk pop seversiniz. Mesela eski şarkıcıları seversiniz. Ben önceden Müslüm Gürses'i seviyordum. Sonra Yes'e mesela benim vardı. Ezelistel bir şey. Anıl Piyancı. Onları çok seviyordum. Ama sonradan K-pop'a geçtim. Yani İlla Türk dinliyoruz. Ama yani birazcık daha üstümüze çok geldiğinizi düşünüyorum da. Yani biz istediğimizi yaparız. Onu demeye çalışıyorum. Evet Azra teşekkür ediyorum. Peki ben Army olsam yarın beni aranıza alır mısınız? Size şu konuda bir şey söylemek istiyorum. K-pop'u bizden daha iyi tanıdığınızı düşünmeye başladım. Eğer ARMY olursanız gerçekten desteklerim. Yani bana destek verir misiniz? Sosyal medyada Yani öyle. ne bileyim işte videolarımı çok izler misiniz? Takipçi sayımı arttırır mısınız? Ya, yani yarın Army olsam stream kasar mısınız benim için? Bilmem. O anki duruma bakar o. Ama sanki olacak gibi bu iş. Eğer bize karşı, K-pop'a karşı, özellikle K-pop'a karşı ön yargılarınızı yıkarsanız belki yardımda bulunuruz. İşte bu. Teşekkür ediyorum Azra. Bu Armeliği düşüneceğim. Yani canlı yayından sonra iki şey yapacağım. Birisi Armi olmayı düşüneceğim. İkincisi şu sakalları keseceğim. Üçüncüsü patlıcan boru saçları yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana. Asıl ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler. Evet arkadaşlar. Yani çok terledim bir yandan. Korona var diye klimaları da açamıyoruz. Şimdi tabii ben şaşırmıyorum ama şaşıran arkadaşlarımız var. Çok değerli kardeşlerimiz katıldı. Hepsi çok kıymetli, çok değerli. Keşke daha çok sohbet edebilsek, hepsiyle ayrı ayrı sohbet edebilsek. İnşallah ben bir grup oluşturup, armilerden böyle 40 kişilik bir grup oluşturup onlarla daha çok bir araya gelmeyi, daha çok sohbet etmeyi düşünüyorum. Ve bu noktada da inşallah sizlerden de destek bekliyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar bana yazabilirler. Ama yavaş yavaş da yayını kapatalım. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimi Yayına bilerek aramıştınız? katıldım. Kimi aramıştınız? Buyurun yardımcı olayım. Şimdi şöyle. Adım Erbike. 13 Erke yaşındayım. mi ismi? Aybike. Aybike, 13 yaşındasın. Nereden katılıyorsun? Antalya'da. Antalya, evet. Çanakkale, Antalya, Erzurum, güzel. Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bugün Antalya'dayız. Aybike, sendeyiz. Benden nefret ediyor musun? Hayır, sizden asla nefret etmiyorum. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İstediğin kadar konuşabilirsin Aybüke. Mikrofon sende. Şu an Türkiye seni dinliyor. Buyur.
Şimdi şöyle ki aslında sizin yönünüzden bakınca da haklı olduğunuz görülüyor. Yani nasıl desem, siz de haklısınız. Bir yandan K-pop fanları da haklı. Yani nasıl Teşekkür ederim. desem. Yani ama seni linç edebilirler şu anda, biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Şunu bilerek katıldım. Yani Hani okulda seni aradan benim yaşım... almayabilirler. Efendim? Okulda seni aralarına almayabilirler. Arkadaşlıktan çıkarabilirler. Bunlara hazır Biliyorum. Şöyle ki okulda K-pop sevdiğim için zorbalığa uğramış bir insanım. akran zorbalığı mı yaşadın? Orada mısınız? Buradayım, evet. Akran zorbalığı mı yaşadın? Yani evet şöyle yani alay edildi. Nasıl desem üzüldüm gerçekten. Ve 2 yıl önce başladım. Şu an takmıyorum pek fazla böyle şeyler ama yani nasıl desem hastalığım başladı böyle olduğu için. Ne hastası oldun? Geçmiş olsun. Anksiyetem var. Anladım. Çok Yani geçmiş olsun şöyle. diliyorum. Teşekkürler. Yani kendime pek fazla güvenmiyorum. Hani nasıl diyeyim? Ama sizin dediklerinize bakarsak bizi düşündüğünüz için ilk önce teşekkür ediyorum. Bir de geçmiş babalar gününüz kutlu olsun. Öbür yayınınızda söylemiştiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın Aybüke. Biz o zaman seninle aynı görüşteyiz, değil mi? Yani Evet. katılıyorsun Ama bana. şöyle ki yasaklamanızı istemem. Çünkü mesela ben sevmedim. Mesela Hint dizilerini sevmiyorum diyelim. Salladım şu an. Gidip hashtag açıp Hint dizileri yasaklansın diye bir şey yapmıyorum. Ama şey olarak düşünüyorum. Hani nasıl desem kötü etki yarattığını düşünüyorum. Ama bunu böyle olarak dile getirmiyorum. Çünkü kendime de yazık oluyor. Linç yiyorum. Ve yani üzücü bir şey ama kesinlikle sizden nefret etmiyorum. Çok teşekkür ederim Aybüke. Çok mutlu oldum seni tanımaktan. İnşallah anksiyeteyi de yeneceğini düşünüyorum. Fakat senin vesilenle şurada bazı yorum yapan arkadaşlara özellikle işte bu insanlar seçilerek yayın alıyor demişler. Bunların bilerek yalan. Ben seni tanıyor muyum Azra? Daha önce Aybüke tanıştık mı daha önce biz seninle? Ya da ben seni yayın alacağım belli Hayır miydi? tanışmadın. Hayır Bak ama belli nasıl değildi gerçekten. nasıl iftiralar atıyorlar, görüyorsun değil mi? Sen bunları özellikle seçiyorsun, bilmem ne. Yani ben Şöyle rastgele ki seçtim. Hı. artık daha fazla linç yemenizi istemiyorum. Çünkü iyiliğimizi düşünüyorsunuz. Bakın K-pop fanıyım. Altını çiziyorum K-pop fanıyım. Ama hani seçilerek alınmadım ben buraya lütfen. İşte görüyorsun, bu haksızlık hakikaten, bu iftiralar. Ya düşün, ben Ferhat Göçer'in bir şarkısı, müzik özelliği var ya Instagram'ın. Müzik dönüyor orada. Evet. Dönerken ekran görüntüsünü almışlar. Bu her şeyi bile birleşik yazamıyor falan filan, bilmem ne, ayrı yazamıyor. Bir ton laf etmişler. Yani ve sizlere hakaret ediyorlar. İşte seçiyor bunları diyorlar. Yaşları küçük diyorlar. Yani hakikaten neler yaşadığımı görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorum. Yani size de üzülüyorum ve kendime de üzülüyorum. Hani şöyle, bence bu kavgayı unutalım ve derhal bu olay kapansın. İki taraf arasında bir barış olsun yani. Aybüke, çok teşekkür ediyorum. Sana imzalı kitabımı göndermek istiyorum, kabul edersen eğer. Bana Evet, adresini teşekkür atarsan inşallah ederim. imzalayıp göndereceğim, tamam. Seni linç Çok ederlerse de teşekkürler. linç ederlerse de yardıma geleceğim.
Evet. Bu arada bir arkadaşım bir isteği vardı. Size bir olayı anlatmamı istedi. Tabii ki. Şu an dinliyorum seni. Bir canlı yayında işte Müslüman bir fan işte namaza gitmem lazım demiş. Üzüldüğünü söylemiş. Hani bir katılabileceğini sanmıyormuş. İnterneti yokmuş falan filan. İşte EXO üyesi olan İdol demiş ki hani namazın vaktini kaçırmaman lazım. Sonuçta sizin dininizde namaz önemli demiş. Hani kötü birileri değiller. Kore hakkında Yani da öyle yani. Siz de değilsiniz. şimdi İdoller de değil, biz de değiliz. zaten onlar da kurban ayrı konu ama şu var, sonuçta onlar Müslüman dinleyiciler oldukları için saygı duymak zorundalar. Herkes herkese saygı duymak zorunda. Yani bu Evet. konuda zaten onların hani biliyorum tavırlarını. Ama şu var işte. Onlar ticari bir firma sonuçta ve para için bir şeyler yapıyorlar. O çocuklar da kullanılıyor. Zaten aynı şeyi söylüyoruz Aybüke. Çok teşekkür ederim. Çok güzel katkılar sağladın. İyi geceler. Antalya'ya selamlar. İyi geceler. Evet. Arkadaşlar yayını bırakmak istiyorum gerçekten. Fakat katılmak isteyenler çok fazla var. Yani keşke daha uzun sürebilse farklı bir ama şunu gördük, arkadaşların çoğu ikna oldular, hamdolsun. Çok güzel dönüşler var, çok güzel yorumlar geliyor, onu görüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bakın ben rastgele seçiyorum çünkü ki fotoğrafları yok, isimleri yok. Kore oldukları için yani Korece. Öyle seçiyorum. Mesela şu anda saçma sapan bir sayfa ismi. Bilmiyorum, tanımıyorum. Gönderdim. Canlı yayın taleplerine bakıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Seni daha önce tanıyor muydum? Hayır, beni tanımıyorsunuz. Ama Normal. arkadaşların diyor ki hep tanıdıklarını bağlıyorsun diyor. Yaşı küçükleri bağlıyorsun diyor. Sen kaç Onu yaşındasın? ben 19 yaşındayım. 19. Gayet iyi. Hatta Evet. 20'ye doğru gidiyorsun. Bayağı büyük. Evet. Evet. Seni nereden katılıyorsun? Ben nereden katılıyorum? Tekirdağ'da oturuyorum. Burada yaşıyorum. Tekirdağ'da yaşıyorsun, değil mi? Evet. Tamam. Evet. Şarköy'de mi? Şarköy'de yaşamıyorum. Yani Yaşamıyorum. Tekirdağ merkezde. Güzel. Rumeli'den ilk katılan kişisin. Evet. Söyleyeceklerin çok kıymetli bizim için ve seninle yayını kapatacağız. Teşekkür ederim. Senin söyleyeceklerin arkadaşlarını etkileyecek, onu söyleyeyim. Yani bizi şu anda 900'e yakın arkadaşımız izliyor ve daha sonra bunu YouTube'a koyacağız. YouTube'da da arkadaşlarını izleyecek. Onun için lütfen arkadaşlarını yönlendir. Ve bir 19 yaşında bir yetişkin olarak bu K-pop'un zararları noktasında bilinçlendirmeni bekliyoruz. Şöyle ki ben hiçbir müzik tarzının aşırı derecede bağımlısı olan insanlar var mesela. Bunların zararlı olduğunu düşünüyorum ama hiçbir müzik tarzının birine zarar vereceğini düşünmüyorum açıkçası. 2 yıldan beri K-pop dinliyorum. Yani ve hiçbir şekilde bana zarar vermedi. Tabii 13-14 yaşında çocuklar K-pop tarafından böyle oppacı, shippacı falan. Yani bunlar çocuk oldukları için var zaten. Sizden de hiçbir müzik tarzının yasaklanmasını hiçbir şekilde onaylamıyorum. Çünkü müzik evrenseldir. Bunu anlamanızı bekliyorum. Yani size saygısızlık yapmak da istemiyorum hiçbir şekilde. Çünkü bizden büyüksünüz. Bir bildiğiniz vardır diye de düşünüyorum. Ancak bana hiçbir şekilde zarar olmayan bir şeyi tutup bu böyle diyor zararlıymış hemen bırakmalıyım demiyorum. Peki benim söylediğim, yazdığım, çizdiğim ve dile getirdiğim bazı tehlikeler noktasında düşünüp araştırma yapıyor musun? Acaba Sait abi Tabii ki de söylüyor, yaptım. yani Sait abi doğru söylüyor olabilir mi?
diyor musun? Bu olaylar çıktıktan sonra sizi ATV Haber'den beri takip ediyorum. Açıkçası o habere çok şaşırmıştım çünkü hiçbir müzik klibinden böyle bir anlam çıkarılabileceğini düşünmemiştim. Size sormak istediğim bir şey var. Şu an Amerika dünyanın önde gelen ülkelerinden biri ve dünyayı kontrol etmek isteyen bir grup çıkarılsaydı bu Kore'den değil Amerika'dan olurdu ve Amerikalı şarkıcıların kliplerinde bir sürü artı 18 içerik, küfür, insanları cinsellik veyahut da diğer şeylere özendirme durumu da mevcut. K-pop'ta ben böyle bir durum görmedim. Hani söyledikleri tek şey şarkılarda moral vermek, motivasyon vermek. Üniversite sınavlarında çalışan birçok arkadaşım bu şarkılar sayesinde motivasyon buldu ve bu şarkılar sayesinde sınavda kendilerini gösterebildiler. Ben bu şekilde Sana ben düşünüyorum. açıklayayım mı şimdi Yani peki? buradaki... Niye böyle olduğunu açıklayayım mı? Buyurun, tabii. Şimdi öncelikle Amerika popu, A-pop biliyorsun bir dönemler çok popülerdi. Hatta bundan 10 yıl öncesine kadar işte Justin Bieber'lar, One Direction'lar değil mi? Çok ciddi bir etki yaptılar. Ve yine 2000'lerde dünyada işte biz 90'larda falan büyürken dünyada yükselen bir cinsellik akımı vardı ve bütün klipler çok fazla müstehcendi. O dönemde insanları çok ciddi anlamda cinsel şeye yönlendirdiler. O zamanki politika buydu. Şu anda da görüyorsun bütün markalar LGBT bayrakları yapıyor değil mi? Bütün büyük markalar. Evet. Ve özellikle bu tür K-pop gruplarıyla artık eski politika değiştirildi. Şu anda kadın erkek kimliği ortadan kaldırılıyor ve bununla beraber cinsiyet kavramı bitiyor ve yeni dönemde LGBT moda olmaya başlıyor. Bunun için de bu tür gruplar artık dünyadaki yeni sistemin tanıtıcısı ve gençlere empoze edicisi olarak kullanılıyor. Yani senin dediğin eskisi için doğru, geçmiş için doğru. Ama şu anda artık bu yüzden Amerika'dan gelen popa karşı tüm dünyada bir eleştiri var. O yüzden artık onlar üzerinden proje yapmıyorlar. Mesela Lady Gaga var biliyorsun. Lady Gaga Evet. Amerika'da popüler ama o da biliyorsun eşcinselliğin propagandasını yapıyor. Üzerine Birçok ünlü bunu yapıyor. Birçok ünlü evet. bunun normal Demek ki olduğunu savunuyor ki insanlar sebebi böyle ne? doğuyor. Mesela Sebebi ne? Bunun birden bütün markaların bu konuya girmesi, ünlülerin girmesi sence organik mi? Telefonla peki bir şöyle şey mi diyorlar? soracağım size karşı. Telefonla şöyle mi diyorlar? Sevgili Lady Gaga, ben konuya girdim, sen de girer misin diyorlar. Yoksa bir güç dünyada bu işi moda haline mi getiriyor? Ya şöyle bir şey var. LGBTQ üzerinden konuşulacaksa bu olaya insanlar bu konuyu çok araştırdım ve çokça duydum. Çevremdeki insanlar da var bu şekilde. Hani onlarla konuştuğumda bu şeyi anlamaya çalıştığımda kendi ellerinde olmadan olmayan bir şey olduğunu söylüyorlar ve ailesine bunu açıkladıktan sonra birçok şiddet, hakaret, psikolojik şiddet şeklinde şeyler yaşayan insanlar var. Eğer özendirme ya da dediğiniz gibi bir anlık bir şey olsaydı insanlara o acıyı çekmek yerine tamam ben artık gay değilim ya da artık ben lezbiyen değilim diyebilirdi. Ama bu doğuştan gelen bir şey olduğu için insanlar bunu yapamıyor. Peki Bu şimdi bak şekilde düşünüyorum. bir arkadaşın Rüveyda, Ceren, arkadaşlar Sait ve Ferhat evliymiş diye bir içerik girmiş mesela. Bu normal mi? Bu tamamen fandomun ya da K-pop üzerinden yani bunlar bu şekilde söyledi diye bu ciddi bir konu olarak algılanmıyor bizim Peki aramızda. doğru Hani mu böyle bir şey yapılması? Yani ya şimdi bak tabii sizin o üzerinizden yapılması doğru değil. Buna bir şey diyemem. Ancak sizin de benim yanlış bulduğum konu şu. K-pop yasaklansın. Ya bana göre ülkede hatta dünyada hiçbir şekilde bir müzik türü yasaklanmamalı. Zaten bu şekilde durumu olsaydı Türkiye'den önce farklı sen benim ülkelerde yerimde özellikle olsaydın, Amerika. sen benim yerimde olsaydın bu kadar hakarete, küfüre ne yapardın? Sizin yerinizde olsaydım ilk önce hakaret ve küfür yemeden önce iyi bir şekilde K-pop'u araştırır ve K-pop'u gerçekten bilen insanlarla konuşmaya çalışırdım. Kim Ondan mesela? sonra Kim zararlı mesela gerçekten mesela bilen? 13-14 yaşında arkadaşlarımız var. Bunlar kendini ne kadar anlatmaya çalışsa da Kim mesela? diksiyon ya Ben da herhangi bir şekilde K-pop'u bilen mesela sana şunu söyleyeyim. Niçin BTS
K-pop'tan farklı olarak ilk defa şarkılarını İngilizce söyledi. Öyle bir şey yok. Bütün K-pop grupları Önce Korece BTS İngilizce söyledi. şekilde söylüyor. Önce BTS söyledi ve bu K-pop'ta normalde olmayan bir şey. Neden bunu yaptı? K-pop Big Bang zamanında da İngilizce söylüyordu. Önce BTS yaptı diye bir şey yok. Yani 10-15 yıllık gruplara bakarsanız dönüp BTS'den başka. Çünkü K-pop çok yani sonsuz grubu olan bir sektör. Tamam, İngilizce kullanmadı ve sonsuzluğu var. Şarkı sözleri niçin Amerika'da yazılıyor? Şarkı sözleri niçin hiçbir şeyde yazılıyor? şarkı sözleri BTS için söylüyorsanız bir gidin kendi prodüktörleri ve üyeleri arasında yazılıp karar veriliyor. Sadece dansçı, son iki klipte dansçılar Amerika'dan tedarik edildi. Bu şekilde oldu. Tamam, dansçılar Amerika'dan geliyor. Şarkı sözleri Evet. Amerika'dan geliyor. Hatta o Şarkı dansları sözleri çalıştıran üyeler kendileri yapıyor. dansçıları Yani. çalıştıran dansçıları çalıştıran hoca Amerika'dan geliyor. Peki şarkılar Evet. İngilizce, hani Kore? Şarkılar İngilizce değil. İşte size bunu anlatmaya çalışıyorum. Şarkılara bakarsanız yarı Korece yarı İngilizce olduğunu öğrenirsiniz ki grubun lideri RM'in bir sözü var. Bir şovda sunucu ona İngilizce şarkı söyleyip söyleyemeyeceklerini sordu ve RM de siz neden Korece şarkı söylemiyorsunuz diye cevap verdi. Yani üyeler ya da K-pop sektörü tamamen İngilizce şarkı söylemiyor. Ya ama BTS'in tamamen İngilizce şarkıları da var. Ben baktığımda gördüm. Hayır. Tamamen İngilizce şarkıları yok. Yanlış biliyorsunuz. Yani lütfen çıktıktan sonra tekrar bir Ben araştırın. baktığımda gördüm. Sen de istersen bir bak şarkılarına, olur mu? Hayır, ben şarkılarına bakıyorum. Hepsini seviyorum, dinliyorum. Ve hiçbirinde full İngilizce bir şarkılarını görmedim. Biliyorsanız bana ismini söyleyin. Ben o şarkıyı dinleyeyim. Tamam, ben sana atacağım mesajdan. Tamam. Teşekkür ederim Farklı bir sorunuz katkıların var mı? için. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese ve çok geç oldu. Burada bitirelim inşallah. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi onlar hakaretlerine devam ettiler. Yorumlarda katılan arkadaşlarımız bence iyiydiler, saygılıydılar. Gittikçe de güzel oluyor. Bu anlamda hakikaten çok değerli isimler var, çok değerli kardeşlerimiz var. Hepsine saygılar gönderiyorum. Burak abi gördüm, bir sürü isim gördüm. Hepinize çok selamlar gönderiyorum. Annelere, babalara, bizi dinleyen herkese. İyi ki varsınız. Hakikaten katılan bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah zaman zaman böyle imkan olduğunca konuşuruz, sohbet ederiz. Sohbet etmek güzel. Ama bundan sonraki süreçte işimiz çok fazla. Bu kardeşlerimize ya destek olmalıyız, yardımcı olmalıyız. Onlar küresel projeyi bilmiyorlar haklı olarak. Sadece müzik dinlediklerini düşünüyorlar. Onlar da haklılar. Ama çoğu beni seviyor gördüğünüz, nefret etmiyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte elimizden geleni yapacağız. Çok geç oldu. Kelimeleri zor toparlıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.